Kızların en çok özen gösterdiği şeylerden biri saçları. Bir gün örülür, bir gün topuz yapılır, bin bir çeşit model var. Fakat ders çalışırken yeri gelir o çok sevdiğiniz saçlarınız başınıza dert olur. Düşünsene, tam bir matematik sorusuyla boğuşuyorsun. O anda saçın yüzüne gözüne gelmeye başlıyor. Sürekli düzeltmekle uğraşıyorsun. Tam bir sabır testi. İşte tam o anda hızlı bir karar vermen gerekiyor. Saçlarını topuz mu yapacaksın yoksa at kuyruğu mu? Sence en iyisi hangisi? Saçını toplarken sıkı bir at kuyruğu yapmak ilk başlarda oldukça rahatlatıcı gelir. Oh be, yüzüm gözüm açıldı valla diyebilirsin. Benim sesim öyle değil ki bir kere. Tamam pardon. Fakat at kuyruğu modelinde bir süre sonra saçların kafandaki deriyi fazlasıyla gerdiği için kötü bir baş ağrısı vurur. Bu ağrı da senin ders çalışma motivasyonunu alır götürür. Bu nedenle ders çalışmaya en uygun saç modellerinden biri günlük topuz modeli. Peki günlük topuz modeli nasıl yapılıyor? Açılın, ben kuaförüm. Hemen anlatıyorum. Saçının her iki tarafını kulak arkasından döndürüp ortada birleştir. Birleştirdiğin saçları dolma sarar gibi çevirerek içeri doğru yerleştir. Sonra da bir toka yardımıyla tuttur. Bu kadar basit. İşte sana ev topuzu. Bu saç modeliyle birkaç saat ders çalışsan dahi seni rahatsız etmeyecek ve derse olan dikkatini dağıtmayacaktır. Umuyorum ki bu videoda küçük gibi görünen ama sizi gıcık eden problemlerden bir tanesini daha çözüme kavuşturmuşuzdur. Peki siz ders çalışırken saçlarınızı nasıl topluyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada videoya da like atmayı unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşça kalın.